Şu an bulunduğunuz noktada karekök fonksiyonuna aşina olduğunuzu düşünüyorum ancak yine de benim de ilk karşılaştığımda çoktan net anlayamadığım bazı noktaların üzerinden geçmek istiyorum. Karekök işaretinin içine 9 yazarsak bu karekök içinde 9, 9'un karekökü ya da kök 9 olarak okunur. Bu noktada bilmeniz gereken önemli bir şey var ki böylesine bir ifade ile karşılaştığınızda bunun 9'un ana kökü anlamına geldiğini anlamanız gerekiyor. Ana kök derken pozitif kökten bahsettiğimi de hemen ekleyeyim. Bu 3'e eşittir. Bu ayrımı yapmamın sebebi ise 9'un 2 tane kökü olması. Bir sayının kare kökü ya da 9'un kare kökü diyelim. Karesini aldığınızda 9 elde etmenizi sağlayan sayı ya da sayıları ifade eder. Ve bu durumda hem 3 hem de eksi 3 9'un kare kökleridirler değil mi? Hemen not ediyorum, eksi 3 de 9'un kare köklerinden biridir. Ancak söz konusu olan buradaki gibi kare kök işareti ise o zaman değerlendirmeye almanız gereken pozitif kare köktür. Negatif kare kökü değerlendirmemiz gerekiyorsa kare kök işaretinin önüne bu şekilde bir eksi koyarız. Ve işte bu eksi 3'e eşittir. Hem pozitif hem de negatif karekökün değerlendirilmesi gerekiyorsa da karekök işaretinin önüne artı eksi işaretlerinin ikisi de konur. Evet bu şekilde yazılmış bir kareköklü ifade görürseniz bunun sonucu da artı eksi 3 olur anlaştık mı? Bu noktalarda hem fikirsek size şimdi y eşittir karekök içinde x fonksiyonundan evet bundan bahsetmek istiyorum. Bu fonksiyonun y eşittir ee, Şuraya yazarsam daha iyi olacak y eşittir x kare evet bununla bağlantısının da üzerinden geçeceğiz. Eğer zamanımız kalırsa, bu fonksiyonları öteleyeceğiz ve bu ötelemelerin neyin sonucu olabileceği hakkında da konuşacağız. Grafik çizen hesap makinesini çıkarmadan şuraya hemen bir değer tablosu çizeyim. Evet, bu y eşittir x kare için ve bu da y eşittir kare kök için x için olsun. Bu tablolara x ve y değerlerini yazacağız. Hadi hemen rastgele birkaç tane x değeri seçelim. Evet, x 0, e, 1, e, farklı renklerle ve sırayla yazsam daha iyi olacak. Tamam, x 0 olduğunda y hangi değeri alır? y x kareye eşit olduğundan 0'ın karesi, bu da 0 olur öyle değil mi? x 1 olduğunda y 1'in karesi, yani 1 olacaktır x 2 olduğunda y 2'nin karesi yani 4 olur ve x 3 olduğunda y 3'ün karesi yani 9'a eşit olur. Evet bunları biliyoruz öyle değil mi? Son olarak 1 de 4'e ekleyelim. x 4 olduğunda da, y 4'ün karesinden 16'ya eşit olur. Peki, bunların hepsini daha önce parabol çizdiğimiz videolarda görmüştük ve şu ana kadar da kısa bir tekrar yapmış olduk. Şimdi 1 de y eşittir x'in karekökü fonksiyonuna bakalım. Neler olacak görelim? Burada seçeceğim x değerlerini de işi ilgi çekici bir hale getirmek için özel olarak ele alacağım. x 0 olduğunda 0'ın ana karekökü nedir? Tabii ki de 0 değil mi? x 1 bir olduğunda 1'in karekökünden y de 1 olur. Bu arada 1'in 2 tane karekökü vardır ama burada sadece pozitif olanı değerlendirmemiz gerektiği için eksi 1'i hesaba katmayacağız. x 4 olduğunda y hangi değeri alır? 4'ün ana karekökü, 2'dir ve x 9 olduğunda y 9'un karekökünden 3'e ve x 16 olduğunda da y 16'nın karekökünden 4'e eşit olur. Bu iki fonksiyon arasındaki bağlantıyı fark etmiş olmalısınız. X'ler ve Y'ler yer değiştirmişler öyle değil mi? Değerler aynı ama mesela x ve y burada 2 ve 4 iken burada x 4 y de 2'ye eşit. 3,9 9,3 4,16 16,4. Son derece mantıklı. Neden diyecek olursanız bu eşitliğin iki tarafının karesini alacak olur isek y kare eşittir x elde ederiz. Bu arada y'nin tanım kümesini de negatif olmayan değerlerle sınırlandırmamız gerekir çünkü bu bir ana karekök olduğundan sadece negatif olmayan değerler alabilir. Az önce de söylediğim gibi bu iki fonksiyonda x ve y değerleri yer değiştirmiştir ve buradakinin de tanım kümesi hem y hem de x için negatif olmayan değerlerle sınırlıdır. Şimdi grafiklere geçelim. Önce kendim çizeceğim çünkü bu sayede bu tür fonksiyonların grafiklerinin nasıl çizildiği hakkında biraz daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Pozitif değerleri yer alacağımız için yalnızca birinci çeyreği çizeceğim. Evet, önce y eşittir x kareyi ele alalım. 0,0, 1,1... 2,4, aralıkları daha küçük yapmam lazım, 1, 2, 3 şöyle yapalım şöyle yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 evet aynı şekilde bu eksende de 16'ya kadar gelelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve şimdi de grafiği çizmeye başlayalım 0,0 1,1 2, 4 3,9 ve bir bakalım 5 6 7 8 ve 9 ve 4,16 işte o da burada bu y eşittir x karenin grafiğidir. Bunu daha önceki videolarımızdan hatırlıyorsunuz, öyle değil mi? Hemen çizeyim. Ee, sadece birinci çeyrekte değerlendireceğimiz için grafiğin tamamının bir U harfine benzediğini düşünürsek, bu U harfinin sağ tarafı oluyor. Peki sırada y eşittir karekök içinde x var. Elimizdeki değerler 0,0, 1,1. 4 virgül 2, 1, 2, 3, 4 ve 2, 9 virgül 3, 5, 6, 7, 8, 9 ve 3, son olarak da 16 virgül 4, o da burada. Evet, noktaları birleştirirsek bu grafiğin de buna benzediğini görürüz. Şimdi bu ikisinin birbirlerinin aynadaki görüntüleri gibi olduklarını görüyorsunuz, değil mi? Bu grafiğin kolu y eksenine, bununki de x eksenine doğru açılıyor. X ve y değerlerinin yerleri değiştiği için de bu evet son derece mantıklı. Özellikle de söz konusu olan birinci çeyrekse. Bu iki grafik y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. y eşittir x doğrusuna göre simetrik olan fonksiyonlardan önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Grafik çizen bir hesap makinesi benden daha iyi bir iş çıkarabileceği için internette kısa bir arama sonucu bu web sitesini buldum. Kullandığım kaynaklar konusunda da şeffaf olduğumu biliyorsunuz öyle değil mi? Bu my www.hrw.com slash mat06 Evet, site bu. İsterseniz videoyu durdurun ve hemen not alın. Şimdi bu fonksiyonların grafiklerini bir de bu web sitesini kullanarak çizelim. Burada elde edeceğimiz grafikler benim kendi çizimimden daha anlaşılır olacak bu kesin. Peki, şu şekilde yerleştireyim. İlk olarak y eşittir x kareyi çizeceğiz yeşille de y eşittir karekök içinde x size buradaki tuşları da göstereyim ki ne yaptığımız belli olsun kare ve karekök ifadelerini bu tuşları kullanarak elde ediyoruz ve artık grafikleri çizebiliriz. Önce x kareyi, sonra da x'in kare kökünü çizdik. Eğer birinci çeyreğe odaklanırsak, bu çizimin az önce benim yaptığım çizimle aynı olduğunu görebilirsiniz. Benimki biraz daha karmaşık o kadar. Şimdi ikinci dereceli denklemler konusunda henüz o kadar ilerlemediğinizi biliyorum ancak bu grafikleri öteleyince ne olacağını görmek ister misiniz? x kare için hem öteleme hem de ölçeklendirme yapacağım. Evet öncelikle x kareye odaklanalım. Sonra bir de karekök içinde x için neler olacağına bakarız. Bu arada bu yapacaklarım tüm fonksiyonlar için de geçerli. İlk olarak 2 çarpı x karenin neye benzediğine bakalım. 2'nin karesi değil, 2'nin karesi değil, x kare yazmak istemiştim. Evet, bir de, bir de 0,4 ya da 0,5 çarpı x kareye bakalım. Haydi, çizsin bakalım x karenin grafiği kırmızı olan. Bu fonksiyonun iki katını alırsak tepe noktası aynı olan ancak iki yönde de daha hızlı artan bir fonksiyon elde ediyoruz. 0,5 katını alınca da yine bir parabol görüyoruz ancak bu diğerine göre daha yavaş artıyor. Kolları daha geniş çünkü ölçeklendirme faktörümüz birden küçük. Bir parabolün kollarının ne kadar açık ya da ne kadar kapalı olduğu konusunda aklınıza bunu getirebilirsiniz. Şimdi bir de sağa ya da sola doğru öteleme yapalım. Bu konuda biraz düşünmenizi ve bunun neden böyle olduğunu kendi kendinize anlamaya çalışmanızı istiyorum. Bu x kare Şimdi diyelim ki x kareyi sağa doğru 4 birim ötelemek istiyoruz. Bu durumda çizeceğimiz fonksiyon x eksi 4'ün karesidir. Sola doğru 2 birim ötelemek istersek de x artı 2'nin karesini çizmemiz lazım. Evet, tam da istediğim gibi oldu. x eksi 4'ün karesi sağa doğru 4 birim, x artı 2'nin karesi de sola doğru 2 birim ötelendi. Bu öteleme işi başlangıçta biraz ters gibi görünebilir ama neler olup bittiğini biraz düşünecek olursanız bu grafiğin tepe nokta ortası 0'dadır. 0'ın karesi 0 eder. Burada ise x eşittir 4'te. x 4'e eşit olunca yani buraya 4 koyduğumuzda 4 eksi 4 elde ediyoruz. Yani yine 0'ın karesini alıyoruz. 4 eksi 4 0 eder ve karesini almamız gereken değer de budur. Burada ise x eksi 2'ye eşit olduğunda, eksi 2 artı 2'den 0 elde ederiz ve yine 0'ın karesini alırız. Başka bir deyişle, burada karesini aldığınız değer neyse, bunlarda da aynısını elde etmek için, bu x'in 4'e, bu x'in de eksi 2'ye eşit olması gerekir. Evet, bu konuya biraz kafa yorun, tamam mı? Eğer başka bir fikir daha isterseniz, x 1'e eşit olduğunda bu parabol üzerinde bu noktada bulunuruz. Yeşil parabolde ise 5 eksi 4 ve bu sayede parantezin içindeki değer aynı yukarıdaki gibi 1'e eşit olur. Evet, evet, biraz düşünün. Başlangıçta eksi 4'ün sağa artı 2'nin de sola ötelemesi biraz ters geliyor ama aslında son derece mantıklı. Tamam buna ek olarak grafikleri aşağı yukarı doğru da öteleyebiliriz, öyle değil mi? Kırmızı parabolü eğer yukarıya doğru ötelemek istersek, x kare artı 1 deriz. İşte böyle. Yeşil olanı aşağı doğru 5 birim ötelemek istersek de buraya 1 eksi 5 yazarız ve iş hallolur. olur. Çizelim ve görelim. Güzel. Eğer kollarının bundan daha açık olmasını isterseniz, ölçeklendirmesini değiştirebilirsiniz. Önüne bir çarpı 0,5 koyalım ve olsun. Yeşil eğrinin kollarının şu anda daha açık olduğunu, yani daha yavaş arttığını görüyorsunuz değil mi? Aynı şeyleri tabii ki kare köklü fonksiyonlar için de yapabiliriz. Hadi onu da deneyelim. Az önce de söylediğim gibi, bunları istediğiniz her fonksiyona uygulayabilirsiniz x'in kare kökü. Yeşille kare kök içinde x eksi 5'i ele alalım. Ee, bu fonksiyonu 5 birim sağa öteleyecek. Bir de kare kök içinde x artı 4'ü deneyelim. Burada da fonksiyonun 4 birim sola öteleneceğini göreceğiz. Bunu bir de 3 birim aşağıya öteleyelim. Ve haydi çizelim. Kare kök içinde x x eksi 5'in kare kökü, evet bunun kare kök içinde x'in 5 birim sağa ötelenmiş olan hali olduğunu fark ettiniz değil mi? x 5 olduğunda kare kökün içi 0 oluyor ve bu sayede bu nokta bu noktaya eşit olmuş oluyor. Ve x artı 4'ün kare kökü dediğimizde bu fonksiyonu sola doğru 4 birim ötelemiş oluyoruz. x eksi 4 olduğunda kare kökün içinde 0 elde ediyoruz ve bu nokta bu noktaya eşit oluyor. Bir de eksi eksi 3 dediğimizde fonksiyonu aşağıya doğru 3 birim öteliyoruz. Bu başlangıç noktamız. Ayrıca mesela mavi fonksiyonun daha az açılmasını yani daha yavaş artmasını istersek ölçeklendirme yapabiliriz. Buraya birden küçük bir sayı koyarsam x eksenine daha fazla yaklaşır. Yeşil olanın da daha hızlı artmasını istediğimizi düşünelim. Bunu da çarpı 3 ile yapabiliriz mesela çiziyorum. Evet görüyorsunuz oldu. Mavi eğrinin x eksenine doğru daha az açıldığını görüyorsunuz değil mi? Yeşil olansa çok daha açık, yani daha hızlı artıyor. Bunu bir de 4 birim yukarıya öteleyelim, gelin. Evet, çiziyorum, işte böyle. Grafiklere dikkat ederseniz fonksiyonlar karekök fonksiyonu olduğundan bunların parabol olmadıklarını fark etmiş olmalısınız. Artı eksi karekök olursa da geçerli bir fonksiyon olmaz çünkü her x değeri için iki tane y değeri elde ederiz. Zaten ana karekök fonksiyonunu da bu sebepten dolayı kullanıyoruz. Peki, umarım bu paraboller, x kareler ve karekök içinde x'lerle ilgili yaptığımız küçük sohbeti faydalı bulmuşsunuzdur. Nasıl ötelendikleri de ayrı bir konu tabii. Tüm bunlar ileride ters fonksiyonlar ve fonksiyonların ötelenmesi konusunda epey bir faydalı olacak.